İşte birlik ve beraberliğimizin teminatı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Var birlik isteriz biz, sevmeyiz yalan. İşte mazlum umut, zalime korku, ülkesine güç, milletine hizmetkar, vatanına aşık lider geliyor. Cesur yürekli Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Çok çetin bir yol, dünyanın hali yaman. Sahip çık Türkiye'ye, yok başka Erdoğan. İşte millet, işte milletine sevdalı lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sevgili İstanbullular, değerli Beykozlular, aziz kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Günün bu saatinde sizleri Beykoz'da böyle iç içe birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde görmek beni gerçekten çok çok mutlu etti. Su ürünleri avcılık sezonunun açılışı vesilesiyle bir aradayız. 4,5 aylık hasret bugün sona eriyor. Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapacak balıkçılarımızın ağları mavi sularla buluşuyor. Bu gece başlayan balıkçılık sezonunun bereketli geçmesini diliyorum. Vira bismillah diyerek denizlere açılacak tüm kardeşlerimin ağlarının hep dolu çıkmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Balıkçılık sektörümüz yaklaşık 250 bin vatandaşımıza istihdam sağlıyor. Rızkını denizden kazanan kardeşlerimizin ekonomimize yaptıkları katkıları takdirle karşılıyoruz. Balıkçılık sektörüne sağladığımız destekleri en iyi sizler biliyorsunuz. Balıkçılarımızın maliyetlerini düşürmek için 2004'ten itibaren ÖTV'siz yakıt veriyoruz. Bugüne kadar toplamda 15,6 milyar lira ÖTV'siz yakıt desteğinde bulunduk. Su ürünleri avcılarına ve üreticilerine Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla indirimli kredi sağlıyoruz. Sektörümüzü 2002'den beri toplam 23,2 milyar liralık sübvansiyonlu krediyle destekledik. Küçük ölçekli kıyı balıkçılarımızı da unutmadık, unutmuyoruz. 12 metreden küçük gemisi olan 14 binden fazla kıyı balıkçılarımıza da sahip çıkıyoruz. Bugüne kadar 313 milyon lira kıyı balıkçımıza ödeme yaptık. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinden sonra depremzede balıkçılarımızı kaderlerine terk etmedik. Deprem bölgesinde balıkçılık yapan vatandaşlarımızla ilgili bir müjdeyi de bu akşam sizlerle paylaşmak istiyorum. Deprem bölgesinde yaşayan ve gelir kaybı yaşayan balıkçılarımıza destek veriyoruz. Yarın itibariyle gemi başına 3500 ila 60 bin lira arasında desteği depremzede balıkçılarımızın hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca afet bölgesi ilan edilen illerde su ürünleri yetiştiricilerimizin zayi olan balık yumurtaları, yavru, porsiyonluk ve anaç balıkları için 2 ay içerisinde destekleme ödemelerini gerçekleştireceğiz. Her iki desteğimizin de hayırlı
uğurlu olmasını diliyorum. Sevgili Beykozlular, saygıdeğer İstanbullular, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinizi en içten en kalbi selamlarımla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin ve ülkemizin üzerine olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız burada. Onu coşkuyla karşılıyorsunuz. Bu akşam vaktinde, gece vaktinde burada hep birlikteyiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye olarak büyük hedeflerimize doğru yöneliyoruz. Cumhuriyetimizin ilk asrı nice badirelerle, nice zorluklarla geçti. Şimdi inşallah ikinci asrına, yani Türkiye yüzyılına hep beraber hazırlanıyoruz. Türkiye'nin ikinci asrı sözü güçlü, sözü kuvvetli olan bir Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. İnşallah her alanda güçlü bir Türkiye'yi hep beraber inşa etme kararlılığıyla yolumuza devam ediyoruz. Ekonomisi güçlü, toplumsal yapısı güçlü, sanayisi güçlü, tarım ve hayvancılığı güçlü bir büyük Türkiye'yi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hep beraber milletçe inşa edeceğiz. Sizin burada Beykozlu kardeşlerimizin gösterdiği bu güzel dayanışma ruhu için teşekkür ediyoruz. Balıkçılarımız için av mevsimi başlıyor. İnşallah hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun, bol kazançlar versin. Eskilerin güzel bir sözü vardı, bol ve bereketli olsun diye. İnşallah bereketli kazançlar diliyoruz ve hepinize sağlık afiyet içerisinde güzel bir balıkçılık sezonu diliyoruz. Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Evet, saygıdeğer hemşehrilerimiz şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'yı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurunuz Sayın Bakanım. Bereketli olmasını dilediğimiz bir geceyi inşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hep birlikte burada başlatacağız. Karadeniz'de, Marmara'da, Ege'de bu gece, Akdeniz'de de 16 Eylül'den itibaren inşallah av mevsimi açılmış olacak. Şimdiden bütün balıkçılarımıza hayırlı uğurlu olsun, bol bereketli olsun diliyorum. İnşallah kazasız, belasız güzel bir av sezonu geçirmiş olurlar. Kıymetli kardeşlerim, elbette Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu bu nimeti bizler insan olarak elimizden geldiği kadar menfaatimize, insanların hayrına kullanacağız. Ama aynı zamanda bir de koruma ve kullanma dengesi diye bir hususumuz var malum. İnşallah biz bu nadide nimeti bize getiren balıkçılarımızla beraber denizlerimizi, yetiştiricilik yaptığımız yerleri, göllerimizi, nehirlerimizi de korumaya devam edeceğiz. Çünkü balıkçılık kadar eski olan bu hususu, yani bu koruma ve kullanma dengesini mutlak surette dikkat etmemiz gerekir. Size iki hususu bahsetmek isterim. Bunlardan bir tanesi şu. Malumunuz hayalet ağlar diye bir şey var. Son 8 senede balıkların takılarak öldüğü, onu gören başka balığın gelip öldüğü, daha doğrusu doğada bu tahribatı yapan hayalet ağları temizleyen bir ekibimiz var bizim. Son 8 senede 1 milyon metrekarelik ağ toplamış oldu. Bu ne demek? Emin olun tam 150 futbol sahasını dolduracak kadar hayalet ağ toplandı. O yüzden hem bizler hem bu avı yapan kardeşlerimiz mutlak surette bu hususlara dikkat etmek durumundalar. Elbette bir başka hususumuz daha var. Malumunuz balon balığı diye bir husus var. Bununla alakalı da yine bakanlığımız her bir balon balığı için 12,5 lira vererek bunun bizim denizlerimizde çoğalmasını, avı, balığı
engellemesini de sona erdirmek için bir kampanyaydı bu. Aşağı yukarı 5 milyon balığın da aynı şekilde türemesini, stoklara katılmasını da engellemiş olduk hamdolsun. Konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nu davet ediyorum. Buyurunuz Sayın Bakanım. Hepimiz bir aileyiz. Önümüzde bir yerel seçimler var. Teşkilatlarımız bu anlamda güçlü çalışması lazım. Kadınlarımızın elinin değdiği yerde arkadaşlar su var mı burada? Kadınlarımızın elinin değdiği yerde Allah'ın izniyle bereket oluyor. Onun için onlar her kapıyı çalacaklar. Bütün ulaşabildiğimiz noktalara ulaşacaklar. Gençlerimiz aynı şekilde sokaklarda olacak, caddelerde olacak. Onlar bizim bankartlarımızı asacaklar. Üniversitelerde olacaklar. Çocuklarımız sağ olsunlar gençlerimiz. Biz geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz. Ana kademeyle beraber dediğim gibi onlar il teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımızla beraber çalışacağız ve 31 Mart seçimleri akşamında ne diyeceğiz? Tekrar AK Parti belediyeciliği diyeceğiz. Hepimiz tekrar inşallah İstanbul'u AK Parti belediyeciliğiyle tekrar buluşturacağız. Oğlum çıkış sezonu. Sallamayın. Bu akşam ilk adımını sallamayın. Attık. Bakanımız, bakanlarımız, meclis başkanımız hep birlikte. İnşallah bira bismillah dediler. Bereketli olur. Abiler herkes bir yeri İnşallah bu bereketiyle beraber bolluk ve inşallah ucuz balık çeşitlerine de milletimiz böylece kavuşmuş olur. Tabii burada bütün balıkçılık sektöründe çalışan kardeşlerimize de Rabbim bol bereketli kazançlar nasip eder. Ta Moritanya'ya kadar açılan bizim balıkçılarımız bütün buralarda rızık peşinde koşuyorlar. Kendi denizlerimizde aynı şekilde rızık peşinde koşuyorlar. Bizler de sorumlu bakanım başta olmak üzere hep birlikte her türlü desteği veriyoruz, vereceğiz. Çünkü balık gerçekten bizler için çok çok farksız bir gıda ve bu gıdadan da tüm insanımız 7'den 70'e bundan istifade etmeli. Çok teşekkür ediyorum. Efendim siz en çok hangi balığı seversiniz? Şimdi bir şey söyleyeceğim, kızacaksın. Hamsi. Kalkanı severim. Öyle mi? Şimdi deprem bölgesinde biliyorsunuz Kahramanmaraş'ta birçok alabalık üretim fabrikası var, üretim tesisi var. O tesislerin bazıları da zarar görmüş. Bu tesislere de yardım yapılacak mı? Yapıyoruz zaten. Her türlü bu tür desteği onlara veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Hayırlı olsun. Sağ olun. Değerli kardeşlerim, bira bismillah dedik. Şimdi de bu balık sezonumuz sizler için, milletimiz için bol bereketli olsun inşallah. Ya Allah, bismillah. Sağ olun Cumhurbaşkanım, Allah razı olsun. Poyraz köyümüze geldiniz. Sağ olun, var olun. Allah size sağlık, uzun ömürler versin. Ben Bostan, Poyraz köylüyüm. Maşallah, Allah sizlerden de razı olsun. Poyraz köyden sizlere selamlar, sevgiler. Sayın Cumhurbaşkanım, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin.